Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beyaz Gece Bölüm 51. Barış, dedim yatak odasında Deniz, ben ve kenti için minik bir valiz hazırlama girişiminde bulunan Barış'a. Diğerlerine ayıp olmasın. Yalnızca üçümüz için karavan planı yaptığından, beni henüz haberdar ettiğinden mutlu olsam da bir yanım çekimserdi. Hayır Leyla'm dedi ve eşyalarımız doldurduğu bavulun fermuarını çekerek yanıma adımlayıp kollarını belime sardı yavaşça. Karım ve çocuklarımla karavan tatili yapmak istiyorum biraz da. Diğerleriyle sürekli dip dip olmak zorunda değiliz. Dudaklarımı yalayarak kollarımı boyuna doladım. Öyle güzel bakıyordu ki dayanamayıp dudaklarımı dudaklarına bastırdım karşı konulması güç bir güdüyle. Çok tatlısın, neden bu kadar tatlısın diyerek geri çekilmeden dudaklarını dudaklarıma sürttüm hafifçe. Dudaklarım üzerindeki dudaklarının iki yana kırıldığını hissetsem de konuşmadı. Benim de konuşmama fırsat vermeden bu kez dudaklarım dudakları arasında büyük bir açlıkla esrarlan barış oldu. Baş döndürücü öpücüklerin ayakta durmamı zorlaştıracağını öngördüğünden sanırım hemen birkaç adım gerisinde kalan yatağa ilerledi dudaklarımızı ayırmadan. Yatağa oturup beni de kucağına çektiğinde ellerimi sırtına kaydırdım. Çıra misali bu kadar kolay tutuşabilmemiz muhakkak içimizdeki aşkın heybetindendi. Beni yoldan çıkarıyorsun diyen Barış'ın ateşli fısıltısı ve gerdanıma kayan nemli dudakları asıl yoldan çıkaranın kendisi olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Bence hızlı bir şekilde yoldan çıkabiliriz. Yoldan çıkmaya fazlasıyla istekli olsam da zaman ve mekan pek müsait değildi. Dudaklarını son kez öperek kalktım kucağından. Nil ve Sarp aşağıda diyerek hissettiğim tutkudan dolayı boğuklaşan sesimi düzeltebilmek için boğazımı temizledim. Çıkarız diyordun zaten az önce. Gülerek başını sallayıp dudaklarını dişleriyle ezdi. Bak, bu yüzden kalabalık ortamları sevmiyorum. Kaşlarını yukarı dikip içimi gıdıklayan tebessümüyle bana göz kırptı. Beni yoldan çıkarmaya devam ediyordu. Tekrar boğazımı temizleyerek gözlerimi ondan uzaklaştırdım. İrademin kül olmasına az kalmıştı çünkü. Hadi çıkalım Oza. Aşağıdan Nil'in yeter diye bağırmasıyla yarıda kesildi cümlem. Barış ile aynı anda çatılan kaşlarımızla hareketlenip merdivenlere koştuk hemen. Deniz dışarıdaki gürültüden habersiz Herkül ile giriş kattaki minik odada oyun oynuyordu. Barış yükselen sesleri duymaması için kapısını çekip elimi tutarak bahçeye çıkardı ikimizi de. Boğuyorsun beni, neyi anlamak istemiyorsun diyerek ellerini hırsla saçlarından geçirerek bahçede attığı öfkeli voltayı kesip onu izleyen Sarp'a döndü Nil. Ben başta tanıdığım o içten ve rahat adamı istiyorum. Sense sürekli evlenmek derdindesin. Nil, kötü bir niyetim yoktu biliyorsun dedi Sarp Nil'i kaybetmekten korkan titrek ve telaşlı sesiyle. Özür dilerim. Dolan gözlerini yere indirdi Nil ve başını iki yana sallayarak bitirmek istiyorum ben dedi güçlükle. Söylediği cümle benim mideme dahi sert bir yumruk gibi inerken için nasıl hassas olduğunu bildiğim Sarp'a kaydırdım gözlerimi. Algılamaya çalıştığı için kısılan kahverengi gözleriyle dumura uğramıştı. Elleri titriyordu. Ne? Neden? Diye sordu sesini kaplayan ve boğazımı düğüm düğüm eden hüzünlü sesiyle. Ağlamamak için çenesini sıkan Nil başını yerden kaldırmadan yutkundu. Sarp, ben aşık olduğum adamla gezmek, eğlenmek ve hayatı gerçek anlamda yaşamak istiyorum. Ama sen hiç dinmeyen gelecek kaygın, bir an önce evlenmek istemem ve paranı o evliliğe dair saçma sapan taşınmazlara harcamak istemen beni boğuyor diyerek dudaklarını dişledi fakat yanaklarıma dökülen yaşları fark edebiliyordum. Yurt dışına çıkalım diyorum. Sense kur çok fazla, evlilik için biriktirdiğin paranın önemli kısmı oraya gider diyorsun. Ben öderim diyorum, onu da kabul etmiyorsun. Tek derdin evlilik için ev, eşya ve altın satın almak. İstemiyorum. Ev, eşya, altın umurumda değil. Hayallerime ve sevdiğim adama ulaşamıyorum. Beklentilerimiz aynı değil seninle. Ha,
Hayır dedi Sarpaş nikahını sallayarak. Ben senin için en iyisini istediğim için para biriktirmek istiyordum. Yoksa ne? Hala daha senin için diyorsun Sarp. Ya benim umurumda olan şeyi neden inatlanmamak istemiyorsun? Ben seni tanıdığım ilk halini istiyorum. Eğlenip konuşabildiğim adamı diye bağıran Nil ateş saçan gözlerini Sarp'a dikmişti. Yeter, bitti. Yol yakınken bitmesi ikimiz için de en iyisi. Yanaklarına süzülen yaşları ellerini tersiyle silerek abisine çevirdi gözlerini. Abi ben dönüyorum, sonra konuşuruz. Olanları tıpkı benim gibi çatılan karşılığıyla üzüntüyle izleyen Barış, yine bir tepki veremedi. Yalnızca kardeşini eşyalarını toplamak için eve doğru adımlayışını izledi sessizce. Lakin o esnada, beni bırakma, terk etme diye böyleyim ben diye gözlerindeki yaşlarla bağıran Sarp'ın sesi, Nil'in adımlarını olduğu yere çevirirken Sarp yumruk yaptı elini ard arda göğsüne indirerek çıkırdı acıyla. Allah kahretsin Nil, annem bile para için beni terk etmişken seni de bu yüzden terk etmeyeceğini bilemezdim. Duyduklarım boğazımdaki düğümü koca bir yumruğa çevirirken gözlerim yaşlara dolmuştu anında. Zihnim duyduğum şeyi reddetmek için çabalıyor göğsüm parçalanıyordu. Ne? Diye sordu Nil kısıldığı kadar alçak bir tonla bedenini hafifçe Sarp'a çevirerek. Babam beş parası herifin tekiydi. Annem de anneliğinin önüne geçecek kadar para göz bir kadın. 8 yaşımdayken beni ve babamı paralı bir adama tercih ederek evden kaçtı dedi gözlerindeki yaşlar iri damlalar halinde yanaklarına boşalan Sarp. Titreyen ellerini iki yanda yumruk yapıp sıkarak. Acıdan tarazlanan sesi aldığı hızlı soluklar nasıl bir cenderede kaldığının kanıtıydı. Ona koşup sarılmamak için zor tutuyordum kendimi. Sonra babam da babaannemle dedeme bıraktı beni ve başka biriyle evlendi. Yeni karısı beni istemediği için de ben babamın yüzünü yalnızca 4 kez gördüm 8 yaşımdan beri. Her şeyimiz taslamam olsun, sen de gitme diye kendimce önlem almaya çalışıyordum. Nil'in hıçkırı Sarp'ın kırık kalbinin çatlak duvarlarından sızarken ikisi de şiddetle ağlamaya başlamışlardı şimdi. Babaannem de dedem de yaşlı insanlardı. Karnımı doyurup cebime birkaç lira para koyarak beni büyüteceklerini zannettiler. Yaşlılardı, enerjilerini elbette sevgi gösterileriyle harcayamazlardı. Ama sevgiyi hak etmediğim düşüncesiyle büyümeme engel olmadı bu. Hiç arkadaşım, dostum da olmadı mesela benim, dedi bir çocuk gibi omuzları sarsıla sarsıla ağlarken. Annesiyle babasını terk ettiği bir çocuğa kim değer verip sevsin ve arkadaş olsun ki? Sınıfın sessiz ve en arkada oturan hayalet çocuğu oldum ben de. Boğazımı yakan o koca yumru ile sessizce hıçkırarak ağlamaya başladım. Daima gülümseyen ve hayata alayı alan o şirin yüzünün ardında nasıl büyük bir yıkım saklanıyormuş meğerse. Ağladığımı fark eden Barış kolunu omzuma sarıp bana sarılırken onun gece siyah gözlerinde yaşlarla parladığını görebiliyordum. Yine de dudaklarını şakağıma bastırıp gözyaşlarımı sildi parmak uçlarıyla. Ancak gözlerim az ilerimizdeki bittiğim ve çökük omuzlarıyla dikilen Sarp'ı bulunca yeniden burkuldu yüreğim. Bu kez sessizce döküldü yanaklarıma yaşlar. Sarp dedi Nil artık pişman ve dermansız çıkan kısık sesiyle. Fakat Sarp devam etmesine müsaade etmedi. Para kazanırsam değer göreceğimi, terk edilmeyeceğimi ve kendime ait bir yuvam olursa da mutluluğu yakalayacağımı düşündüm hep dedi kendisine açıklama gayretiyle ve boğazındaki düğme rağmen yutkunduğu acıdan kasılan yüzüyle. Ardından gülümsemeye çalıştı kollarını iken açarak. Ha bir de neşeli olursam diğerlerinin beni görmesini engelleyebileceğimi öğrendim büyüdükçe. Yani gerçek beni, gamlı, bedbaht Sarp'ı. Ağlayarak ilk adımlarla ona yaklaşan Nil'den ayırmadığı kızarın gözlerini kısarak yavaş yolunu sürdü. Seni seviyorum Nil dedi teslimiyetçi bir edayla. Tek derdim sevileceğim ve terk edilmeyeceğim o yuvaya kavuşmaktı. Annemle babam gibi olmayalım istedim. Seni bu kadar bunalttığımı bilseydim eğer ben böyle... Nil'in hızlanan adımlarıyla ona koşup sarılması Sarp'ın devam etmesine mani olurken birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Sarp Nil'in boyuna gömdüğü yüzüyle omuzları sarsa sarsa ağladı masum ve seviye aç bir çocuk gibi. Nil de saçlarını ve sırtını okşayarak onunla beraber ağladığı için çeke çeke. Neden anlatmadın bana bunları? Neden seni anlamama yardımcı olmadın hiç diye sordu Nil bir süre sonra ağlamaktan kesik kesik konuşarak. Sarp, ben sadece maddiyata benden daha fazla önem verdiğini düşündüğüm için bitirmek istedim. Yoksa sana çok aşığım. Duydukları Sarp'ın yaralı yüreğine deva olmuş.
Geri çekilerek niye sanki az önce ağlayan kendisi değilmiş gibi mutluluktan parıldayan gözüyle bakmaya başlamıştı. Beni seviyorsun yani değil mi diye sordu hala yaşla parlayan gözlerine rağmen genişçe sırıtarak. Gözyaşları yanaklarını yıkamaya devam eden Nil kahkaha attı. Sonra da elbette seviyorum şapşal diye haykırarak Sarp'ın yüzüne avuçlayıp dudaklarına yapıştı. Sarp'ın sahici sevgisiyle usul usul öptü. Göğsümü dağlayan hisler buharlaşırken Barış'ın kolları arasında tıpkı onlar gibi gülümseyerek ağlıyordum şimdi. Kız dedi Sarp Nil'i kibarca kendinden uzaklaştırıp bizi göstererek boğazını temizledi. Aşkım abinin yanında şey etmeseydin. Bu söylediği Barış'a bana ve Nil'e kahkaha attırırken nasıl bu kadar masum ve tatlı kalabildiğini akıl sıra erdiremiyordum. Tanıdığım en temiz insandı. Gülmeyi keserek gel lan buraya dedi Barış Sarp'a tok bir sesle. Daha sonra da benden uzaklaşıp bize doğru adımlayan Sarp'ı belinin iki yanına yasladığı elleriyle izledi. Başkomiserim ben şey etmek istemiştim. Sarp'ın ufak adımlarıyla ona gelmesinin uzun süreceğini anlayan Barış ellerini iki yanına indirerek süratle ona doğru yürüdü. Karşı karşıya kaldıklarında da işaret parmağını Sarp'ın yüzüne dikti havalanan kaşlarıyla. Bir daha dedi ikaz edici bir tonla. Bir daha bana iş dışında başkomiserim dersen bozuşuruz diyerek Sarp omuzlarından kavrayıp içtenlikle sımsıkı sarıldı ona. Abinim ben senin tamam mı aslan kardeşim? Barış'ın söylediği şey Sarp'ın almamak için dudaklarını dişleyip başını sallamasına ve Barış'a daha sık sarılmasına neden olmuştu. Gözlerimden dökülen ve bir süre dinmeyeceğe benzeyen yaşlarla onlara doğru ilerleyip her ikisine sarıldım sıcacık olan kalbimle. Daha sonra Nil'e dayanamayıp yanımıza gelerek üçümüze sarıldı. Bu akşamdan sonra Sarp'ın bizi açık yüreklilikle açtığı yaralarını hep beraber saracağımızdan emindim. Yedi ay sonra Antakya. Kavuşmamıza 3 hafta kalan kızım duygularımızı hissettiğinden midir tıpkı bizim gibi heyecanlı ve kıpır kıpır karnımda. Zira öylesine hareketliydi ki geceleri kirpik kırpmıyordum. Hareketleri durulduğunda da sağa sola dönüyor, uyumaya çalışıyordum lakin sırt üstü yatmaktan sıkıldığım için uyuyamıyordum bu kez de. Bazı geceler ben uyumadığım için benimle beraber uyumayan Barış'ın uyuyabilmesi için uyumuş numarası yapıyordum. Fakat en ufak doğrulma girişiminde tekrar uyanıyor, endişeyle ayağa dikiliyordu. Sabah erken kalkıp işe gitme pahasına benimle oturuyor. Karnımı ve saçlarımı okşuyor, şiir ve kitap okuyordu bana. Şimdi ise Antakya'daydık. Sarp babaannesi ve dedesiyle Nil istemeye gelecekti yarın. Ayvalık'taki o geceden sonra ilişkileri rayına oturmuş, birbirlerini dinlemeye ve anlamaya başlamışlardı. Bu yaz sonunda da evlenme kararı almışlardı üstelik. Leyla'm uyuyamıyor musun güzelim diye soran Barış'ın sesiyle tavanı izleyen gözlerimi ona çevirdim. Dikkatle beni inceliyordu. Hiç kıpırdamadım, ses de yapmadım. Nasıl uyandın diye sordum üzüntüyle. Gülümsedi. Önce yatakta doğrulup gece lambasını yaktı. Ardından da sırtını yatak başlığına yaslayarak yüzünden silmediği tatlı tebessümüyle benim de doğrulmam için yardımcı oldu. Tüm yük sende zaten. Ben uyumamışım çok mu dedi ruhumu okşayan güzel sesiyle ve kolumu omzuma dolayarak göğsüne çekti beni. Anneliğin nasıl kutsal bir şey olduğuna bu denli yakından şahit olunca babalığın aslında ne kadar zahmetsiz olduğunu anladım. İzin ver de en azından uykusuzluğunu paylaşayım seninle ahu gözüm. Kolumu karnına sarıp sıkı sıkı sarıldım ona. Kokusunu içime çektim ve onunla olduğum için şükrettim Yaradan'a. O da saçlarımı öperek artık koca bir basketbol topu gibi olan karnımı okşadı sevgi dolu dokunuşlarla. Sana çok pis aşığım dedim ağlamaklı ama aynı zamanda mutlu çıkan bir tonla mırıldanarak. Ufak bir kahkaha atıp gülüşün etkisiyle göğsünde hafifçe sallanan başıma bastırdı dudaklarını. Uzun uzun öptü kokumu derin derin içine çekerek. Sen Sarp'la fazla takıldın sanırım. Gerçi rüyanın yugatı da bu tarz diyerek gülmeye devam ederken karnımı sevmeye ve saçlarımı da öpmeye devam ediyordu minik huzelerle. Haklı olabilirdi. Kıkır kıkır gülüp biraz daha sokuldum kollar arasına. Ben de sana çok pis aşığım karıcığım dedi. Benim için eşsiz olan ve derinden gelen o güzel sesiyle. Sarhoş ezici kokusunu içime çekerek yarın büyük gün Sarp heyecandan uyuyamıyordur kesin dedim onu düşünmek beni biraz daha gülümsetmişti.
Barış parmak uçlarının kolunda gezinmeye başlarken Rüya ve Burak gibi pat diye kıysaydılar işte nikah dedi gülerek. Gözlerimi belertip başımı kenara salladım. Sabahın köründe arayıp biz eğleniyoruz deyip nikah salonunun adresini atmışlardı. Nasıl apar topar gittiğimizi hatırlamıyor musun dedim. O 50 günü hatırlayarak iç geçirirken sırıtıyordum artık. Ahmet amcan da yüreğine inecekti. Rüya gül istemiyorum. Ona harcayacağımız parayla dünya turu yaparız demiş. Adamcağız iyice çıldırmıştı. Bence çok iyi oldu. Ahıma birkaç ay sonra arkadaş gelecek. Beni en mutlu eden kısım da buydu zaten. Rüya 4 aylık hamileydi ve adını Beste koymak istediği bir kız olacaktı. Tıpkı bizim gibi Ahu ve Beste de asla ayrılmayacaklardı eminim. Çok heyecanlıyım dedim ve hevesle yutkundum. Hem tekrar anne hem de ilk kez teyze olacağım. Sağ omuzumun başını öperek aman çok heyecanlanma. Fazla heyecanın kandaki oksijen miktarını değiştirdiğini söylemişti doktor dedi ve yanındaki komodinin üzerinde duran beraber okuduğumuz kitaba uzandı. Gel ben sana kitap okuyayım güzelim. Başımı sallayıp elini aldığı kitaba indirdim bakışlarımı. Okuduğumuz kitapların satırlarını hem onun sesinden dinlemeye hem de aynı satırları gözlerimi takip etmeye bayılıyordum. İsminden pek hoşlanmamıştım ama okudukça güzelleşiyor değil mi dedi Barış boğazını temizleyip okumaya başlamadan hemen önce. Barış Bıçakçı'dan bizim büyük çaresizliğimizi okuyorduk. Mektup tarzı, akıcı, sade ve oldukça derin bir kitaptı. Evet, her kelimesini sindirmek istiyorum. Daha sonra bu yazarın diğer kitaplarını da okuyalım dedim gülümseyerek. Olur Leyla'm. Yanağından öpüp başımı tekrar göğsüne yasladım. O da kitapta kaldığımız yerden okumaya devam etti. Kızın sesi detoneydi. Yanlış notalar basıyordu. Ama bu bir aşk şarkısıydı. Mutlulukla mutsuzluğu aynı tepside sunuyordu. Dudaklarım okuduğu satırlarla paralel olarak tembelce iki yana kıvrıldı. Aşkın tezat duyguları aynı potada erittiğini düşünmüştüm ben de. Barış'a aşık olduğum ilk andan beri. Ama artık bizim tepsimiz mutlu hislerle tıka basa doluydu. Anne hava karardı dedi şikayetçi bir homurdanmayla Yusuf. Sonra salondaki koca masanın üzerinde duran yiyeceklere iştahla göz attı. Bunlar gelene kadar açlıktan ölürüm. Ben azıcık yesem mi? Oğlum Leyla yerken kızın yemeğini ortak olup yedin ya bir saat önce dedi Berin hala. İlgili lacivert ve piyes takımın ceketini düzelterek kaş göz etti Yusuf'a. Git mutfaktan ye ne yiyeceksen. Sabahtan beri süren koşuşturmaca anca bitmiş. Herkes salonda toplanmıştı şimdi. Nil giydiği düşük yaka, bedeni saran bej rengi elbisesi, şeftali tonlarındaki abartısı makyajı ve omuzlarına dökülen düz siyah saçları ile göz dolduruyordu. Babam, al. Gerek elindeki mandalinadan bir dilim kucağında oturduğu Barış'a uzattı o sırada Deniz. Barış mandalinasını iştahla kabul ettiğinde ve avuç içini öptüğünde de oğlumun gülen gözleri hemen yanlarında oturan bana çevrildi. Annem al dedi minik elleriyle ayırdığı yeni mandalina dilimini bana uzatarak. Uzanıp mandalina dilimini alarak ağzıma attım. Sonra da Barış gibi avucunu öptüm. Kıkırdadı ve yeni bir mandalina dilimi daha ayırdı eliyle. Onu da orada kardeşin olduğunu bildiği şişkin karnıma uzattı. Kardeşim al dedi parlayan siyah gözleri gülüşünün etkisiyle kısılırken. Özellikle son söylediği cümle salondaki herkesi şen kahkahalara boğarken Berin hala ay ben dayanamayacağım ısıracağım bunu diyerek ayaklanmış ve Deniz'i Barış'ın kucağından alarak yüzünü ve ellerini öpücük yağmuruna tutmuştu oğlumun yüzünü. Bizi de bırak yahu diyen Erdal Baba da yanlarına adımlamaya başlamıştı o sırada. Deniz ise Berin halaya da mandalina uzatmış ve Berin halanın fazla kiloların toplandığı karnını işaret ederek kardeş diye sormuştu. Gülmemek için yanaklarımı dişlesem de yanındaki Barış'ın kahkaha atmasıyla dayanamayıp gülmeye başlamıştım. Yok dedem kilo diyerek Deniz'i kucağına alan Erdal Baba, Deniz uzattığı mandalina dilimden nasibini alırken hemen ardından mandalinayı takip eden minik avuç içine bastırmıştı dudaklarını. Deniz'i gülümseyerek izleyen Damla'nın da o anda ''Anne ben de kardeş istiyorum, Deniz'ler gidince kardeşsiz kalıyorum, istiyorum işte, istiyorum'' diye ağlamaklı bir sesle yakınması masaya kollayan Yusuf'a kahkaha attırmıştı. Yenge kaç aydır Mehmet'i bekliyoruz dedi Senem ablaya ve yanında oturan Kadir abiye müzik gözlerle bakarak. Çayının kurabiyesi olur o da.
Senem abla duyduklarıyla kızarıp bozarırken Kadir abi yandaki kırlenti Yusuf'a fırlat demen. Mikserlik yapma, otur oturduğun yerde. Senden güzel değiller ama diyerek Nil'e uzattığı çiçekleri Nil'in çoktan almış olmasına rağmen gözlerini ondan ayıramayan Sarp'ı omzundan dürttü Barış. Sarp kımılda da babaannenle dedeni de karşılayabilelim diye ikaz etti onu. Nil'in yüzünde hipnoz olmuş bakışları güçlükle yere inerken başını sallayıp içeri girdi ve sırayla hepimize sarıldı. Emel annenin, Erdal amcanın, Berin halanın ve Gülden anneannenin elini öptü. Kusura bakmayın geç kaldık diyen babaannesi de Sarp'ın ardından hepimize tokalaşırken sevimli yüzü oldukça güleşti. Etrafı boş gözlerle inceleyen dedesi ise omuz silkerek ''Niye bu kadar gösterişli ve büyük bir evde yaşıyorsunuz? Hava atmayı seven zenginlerden misiniz?'' diye sormuştu. Sorusu Sarp'ı ve babaannesini utandırırken Erdal amca ''Babamların kardeş sayısı fazlaymış. Dedem de hepsi aileleriyle aynı evde yaşasınlar diye bu kadar büyük inşa ettirmiş. Ama kala kala bize kaldı.'' diye yanıtladı yaşlı adam anlayışla. ''Şey dedem, frontotemporal demans hastası.'' dedi Sarp utana sıkıla. ''Kişiliğini etkiledi, dürtüsel davranıyor ve aklına gelen her şeyi pat diye soruyor. Kusura bakmayın lütfen.'' ''Ne kusuru Sarp?'' diyerek sevecen bir yaklaşımla masayı işaret etti hemen teyze. ''Buyurun lütfen.'' dedi sonra da. Herkes yavaş yavaş masaya geçerken yaşlı adam gözüne barışla beni kestirmiş ve yanımıza doğru yürümüştü. Gözlerini kısarak beyazlaşmış kaşlarını çatıp Barış'ın kucağındaki denize baktı. Sonra da Barış'a ve bana ''Tıpatıp aynını yapmayı nasıl becerdin oğlum?'' diye sordu düşünceli bir tonla bakışları tekrar Barış'a çevrilirken. Bu beklenmedik soruyla şaşırsa da güldü Barış. ''Gel amcam, yemekler soğumadan sen de otur masaya.'' dedi. Yaşlı adamı sorgulayan gözleri bu kez de karnımı bulurken elini ensesine atıp hafifçe sıvazladı. ''Bari bu seferki kızcağıza benzesin.'' dedi ve alt dudağı merakla aşağı sarkarken ''Cinselliğiniz devam ediyor mu? Biz gençken hanım sokmuyordu beni yatağa son aylarda. Başka çiftlerde nasıl olduğunu hep merak etmişimdir.'' Hal taşı gibi açılan gözlerimle başımı yere eğdim hemen. Isınan yanaklarımla diğerlerinin çoktan masaya oturmuş olmasına şükrettim. Zaten Barış da hemen amcanın koluna girmiş, ''Gel amcam, çorba servisi başladı.'' demişti. Masaya oturduğumuzda neyse ki dikkati yemeklere kaymış, beğenmediği yemekleri de beğenme sebebiyle beraber uzun uzun açıklamıştı onu dürten eşi ve torununa rağmen. Yemek faslının ardından Sarp'ı asıl heyecanlandıran kısma geçirmişti hemen. Nihayet aylardır beklediği kız isteme töreni gerçekleşiyordu şimdi. ''Hadi başlayalım işte.'' dedi. Dedesi oturduğu koltukta huzursuzca kıpırdanıp kravatını gevşetti. ''Bu meret de boğdu beni.'' ''Dur dedi, Nil kahveleri dağıtıyor.'' dedi kahveleri dağıtan Nil'i ışıl ışıl bakan, aşk gözleri ve tatlı heyecanını takip eden Sarp. Yaşlı adam kendi kendine homurdanarak Nil'in kendisine uzattığı tepsiden kahvesini aldıktan sonra sıra Sarp'a gelmişti. ''Sol köşedekini al.'' dedi Nil, Sarp'a cilveli bir gülüşle çaktırmadan göz kırparak. ''Alayım hurim.'' dedi şapşal şapşal sırıtan Sarp'ta. Onları izleyen Barış, ''Tuzlu kahve yapmadın mı Nil?'' diye sordu kulağıma eğilirken kucağındaki Deniz'in sırtını sıvazlayarak. ''İçsin, işi ne?'' kıkırdayarak omuz silktim. Ağırlaştığım için mutfağa gitmeye üşenmiştim kahveleri yapılırken. Orada neler döndüğünü de bilmiyordum. ''Al abi.'' dedi o sırada bize yaklaşan Nil. Kalan son kahve fincanı Barış'a uzatarak sırtı parlayan gözleriyle. Kardeşin uzattığı kahveyi alıp Deniz'e oturtmadığı dizine koyarak bana doğru kaydı Nil'in yanına oturabilmesi için. ''Tamam, kahve işi de bittiğine göre ben vazifeme girişiyorum.'' dedi o sırada sesi oldukça sabırsızlıkla çıkan Sarp'ın dedesi ve kahvesinden birkaç yudum alıp boğazını temizleyerek gözlerini Erdal Baba'ya çevirdi. ''Sebebi ziyaretimiz belli. Yalan yok. Bizim oğlan ilk görüşte sizin kıza vurulmuş. Aylardır nasıl aşık olduğunu dinliyoruz. Artık sizin kızı almamız lazım.'' diyerek güldü. Yanında oturan Sarp da dedesinin dediklerini onaylarcasına aşık aşık sırıtarak başını salladığı yavru bir kedi gibi Erdal Baba'ya bakarak ''Bu ne ya?'' diye fısıldadı o sırada kahvesinden aldığı yudumla yüzünü buruşturan Barış. Yalnızca Nil'in ve benim duyabileceğim kadar kısık çıkan sesiyle ''Nil, kahveleri mi karıştırdın sen? Tuzlu bu.'' Muzip gözlerle kıkırdayarak omuz silkti Nil.
Hayır, Leyla'yı bedavaya kaptın resmen. Gecikmeli de olsa tuzlu kahveni hiç istedim. Maksat adetler yerini bulsun abicim diyerek bana göz kırptı. Bu beklenmedik sürpriz beni birkaç saniyeliğine şoke etse de başımı kenara salladım. Ya içmesin midesine dokunur diyerek Barış'ın elindeki fincana uzandım ama Nil elimi hafifçe vurarak mani oldu almama. Sus kız içsin dedi ve başıyla masum masum konuşulanları takip eden Sarp'ı işaret etti. Bak benim sevgili kıtırcığım nasıl içecek şimdi? Gülen gözleriyle bizi izleyen Barış da tuzlu kahvesini başına dikerek kravatıyla oynayan Deniz'in başını öptü ve elini dizime yaslayarak okşarken ''Senin için bin fincan içerim Leyla'm'' dedi içtenlikle gülümseyerek. ''Şşt, dikkatimi toplayamıyorum sol taraf'' dedi o sırada Sarp'ın dedesi homurdanarak bize doğru. Üçümüze gülerek susup onlara döndük hemen. İstediği sessizliğe ulaşınca da devam etti dedi. ''Allah'ın emri, peygamberin kahveyle kızınızı...'' Grup Sarp'a döndü. Kızın adı neydi oğlum diye sordu. Demansın etkisiyle unutmuş olmalıydı. Sabırsızca Nil dedi Nil diyen Sarp ile tekrar Erdal amcaya kaydırdı gözlerini. Hah kızınız Nil'i oğlumuz Sarp'a istiyoruz. Erdal amca yüzündeki sıcak tebessümle önce Emel anneye döndü. Sonra da ona güvenle bakan Nil'e. Gözleri tekrar dedeye çevrilirken tatlı formaliteler bunlar. Gençler sevgiyle anlaşmışlar. Bizi de onları desteklemek düşer dedi kendinden emin çıkan sevecen sesiyle. Erdal amcana vereceği yanıtı dudaklarını kemirerek bekleyen Sarp, duyduklarının hemen ardından elindeki kahve fincanıyla Allah! Diyerek ayağa fırladı ve coşkuyla tuzlu kahvesini başına dikip sehpanın üzerine bırakarak Erdal amcaya koşup elini öptü sevinçle. Teşekkür ederim babacığım. Niye bu kadar abartılı sevindi bu adam diye sordu yüzündeki sorgulayıcı tebessümle Nil'e dönen Barış. Babamın onaylayacağını bilmiyor muydu? Omuz silkerek kıkırdayan Nil, babasının kravatıyla oynamaya devam eden Deniz'in başından öperek kıkırdadı ve ''Sarp işte'' dedi omuz silkti. Ardından da ''Eh ben de yeni babaannemle dedemin ellerini öpeyim bari'' diyerek yanımızdan kalkıp Sarp'ın yanına adımladı yüzündeki mutlu tebessümü silmeden. Canım Sarp nasıl mutlu dedim hoşnut bir fısıltıyla ve başım Barış'ın omuzuna yatırarak iç çektim mutlulukla. Onun da tıpkı benim gibi böyle güzel bir aileye dahil olması içimi sıcacık ediyor. Yutkunarak saçlarımı öptü Barış. Kalbimin içi Leyla'm diyerek alnımdan da öperken sesi şükredercesine çıkıyordu. Güzel sesi ve tatlı dokunuşlarıyla gülerek ona biraz da sokulmaya hazırlanıyordum ki Sarp'ın dedesinin bu tarafa baktığını fark ederek toparlandım. Barış'tan uzaklaşıp yüzümü kucağındaki oğlumuza çevirdim hızla. ''Ne oldu Leyla'm?'' diye sordu birdenbire ondan uzaklaşmamı garipseyen Barış. Kaş göz işareti yaparak boğazımı temizlerken Sarp'ın dedesini işaret ettim. Dede bu tarafa bakıyor. Garip sorulara maruz kalmamak için pek yakın durmamalıyız bence dedim ağzımın içine mırıldanarak. Söylediğim şeye kahkaha atan Barış o sırada Deniz'in yanan okşamasıyla oğlumuzu kucaklayıp hafifçe havaya atarak minik burnunu öptü. Deniz babasının yanaklarını öpüp kollarını boynuna dolayarak neşeli kıkırtılarla sımsıkı sarıldı ona. Aralarındaki bu güçlü ve sarsılmaz bağ tıpkı Barış'a aşık olduğum gibi aşıktım. İki hafta sonra İstanbul. Son bir haftadır yoklayıcı sancılarımın artmasıyla işten sonra hastaneye gidip doktoruma muayene olmuştum. Bebeğimin sabırsız olduğunu ve sancılarım sıklaşırsa doğum alacağını gün boyu kendimi izlememi söylemişti. Eve döndüğümde ise dinmişti ara ara yoklayan sancılar. Şimdi ise Barış Deniz'i yutmuş, mutfakta her gece olduğu gibi benim için süt ısıtmasını izliyordum oturduğum sandalyeden. Bardağı dikkatlice doldurduğu sütün içine birazcık bal katarak dilimlediğim muzlarla beraber tepsiye koyup masaya koydu. Sonra da dizleri üzerine çökerek başını dizlerime yaslayıp karnımı okşadı huzurla. Babam, seninle tanışmak için öyle sabırsızım ki seni kucağıma almayı iple çekiyorum dedi. Daha doğmadan babasının sevgisini hissettiğini düşündüğüm ahumuza. Aslında histen öte gerçekti. Barış karnımı okşayarak onunla ne zaman konuşsa kızımız her zamankinden daha fazla hareketleniyordu. Dudaklarıma yayılan tebessümle saçlarını okşadım parmak uçlarımla. Saçlarına temasımla güzel bakışlarını yüzüme tırmandırdı usulca.
İyisin değil mi Leyla'm? Diye sordu elimi elleri arasına alarak öperken. İyi. Kelimemi tamamlayamadan kasıklarıma saplanan ve sabahkilerden çok daha güçlü olan sancıyla yüzümü buruşturdum. Leyla, dedi hemen ayağa kalkan Barış ellerimi bırakmadan endişeyle. Leyla'm canım yanıyor. Göğsü hızla inip kalkarken ona cevap veremeyecek, hatta nefes aldırmayacak kadar kuvvetliydi sancım. 20 saniye kadar süren sancı durduğunda yutkunarak Barış'ın ellerine tutundum. Barış, sanırım ah bu gece gelecek dedim soluk soluğa. Beti benzi attı ama yine de masanın üzerinde duran peçetelerden alarak anında yüzümü kaplayan ter tabakasını sildi. Tamam, seni daha da panik etmemem için sakin kalmam gerekiyor. Sana yardımcı olabilmemin ilk şartı buydu. Kitaplarda öyle yazıyordu dedi telaştan dalgalanan sesiyle hızlı hızlı konuşup ellerimi ve alnımı öptü bastırmaya çalıştığı heyecanıyla. Tamam Leyla'm, ben şimdi hazırladığımız çantamızı da alıp hastaneye arayacağım. Sonra da seninle gideceğiz. Hadi güzelim, doktorun söylediği gibi düzenli nefes alıp versen. Başımı sallayıp onun mutfaktan çıkıp koşar adımlarla yatak odasına geçişini izledim. O kuvvetli sancı birkaç dakika içinde tekrar benimleydi şimdi. Öylesine kuvvetliydi ki Yasemin teyzenin yanımıza gelip söylediklerini, Barış'ın bana vermeye çalıştığı telkinleri duymuyordum bile. Evden çıkıp hastaneye gidişimiz bile zihnimde yer edinmemişti. Hastanede doktorun derhal doğum alacağını söylediğini ve eli tek bir an için dahi elimden ayrılmayan Barış'ın da canı yanmasın, mümkün olduğunca canını yakmayın diye yinelediğini duyuyordum. Benim rahat hissetmem için kendisini tuttuğunu alnında biriken boncuk boncuk ter tabakasından belliydi. Benim ve bebeğimiz için endişeleniyordu muhtemelen. Barış, dedim hissettiğim acıdan dolayı gözyaşlarım yanaklarıma bir bir dökülürken. Bak bu şekilde olmam normal tamam mı? Telaş yapma. Yalandan bir gülüşle başını iki yana salladı. Yok Leyla'm ben iyiyim ki. Beni düşünmesen dese de sesindeki titremeyi saklayamamıştı. Beni doğuma hazırlayan hemşire, eşiniz gidecek mi doğuma diye sorduğunda başını kararlılıkla salladı Barış. Elbette dedi sonra da. Dediğini yaptı da doğuma benimle beraber girdi. Elimi bir an için bile bırakmadan alnımı ve yüzümü sildi, öptü sabırla. Attığım çığlıklarla gözlerini yumdu, dişlerini sıktı. Kıpkırmızı kesilen yüzü sırılsıklam oldu ama yine de saçlarımı okşayıp öpmeye devam etti. Doktoruma ve hemşirelere sık sık canı çok yanmasın demeyi de ihmal etmedi hissettiği duygu karmaşasından boğuklaşan sesiyle. Sonunda ahının bedeninden ayrıldığını hissettiğimde hıçkırarak ağladım. Attığım tüm çığlıklar bebeğimizin ağlama sesine karışarak kayboldu. Barış'ın da tam o anda tıpkı benim gibi kendini bıraktığını ve hem gülüp hem de ağlayarak alnımı öptüğünü, daha sonra da kızımıza koştuğunu izledim yaşlı gözlerimle. Onu yeşil bir örtü arasında kucağına alışını, mutluluktan konuşamadığını, dona kaldığını, sonra da bir mucizeyi kucağında tuttuğunu farkına vararak hayran hayran güldüğünü ve dikkatli adımlarla kucağındaki kızımız ile yanıma gelişini izlemek paha biçilemezdi. Ahum, hoş geldin babam diyerek parmak uçlarıyla kızımızın bir çubuk krakerden halice parmaklarına dokundu ve nefesini tutarak ıslak gözlerini bana çevirdi yavaşça. Kızımızı kucağıma almam için sabırsızlandığımı görünce de Ahu'yu kucağıma bıraktı dikkatle ancak elini kızımızın sırtından çekmedi. Bir portakal kadar olan minik yüzünü görünce yeniden hıçkırdım. Denizi kucağıma aldığım anda yaşadığım yalnızlık hissine, Ahu'yu kucağıma aldığımdaki tamamlanmışlık hissine birlikte ağladım. Fakat birkaç saniye içinde gözyaşlarım yalnızca mutluluğa evrildi. Güçlü gerçek ve uçsuz bucaksız mutluluk hissinin dışa vurumuydu şimdi gözyaşlarım. Babam, kardeşim uyudu diye fısıldayan Deniz sıcak gülüşüyle gözlerini Ahu'nun parmaklarına doladığı işaret parmağından ayırmıyordu. Uyudu babam dedi tıpkı Deniz gibi yatakta Ahu'nun diğer yanında oturan ve kızımızın diğer elinin parmaklarını da onun baş parmağına dolamış olmasını hayran hayran izleyen Barış. Tam iki aydır ikisi de her fırsatta soluğu Ahu'nun yanında alıyor ve dibinden ayrılmıyorlardı zorunda kalmadıkça.
Tabii yatağın ucuna ilişen Herkül ve Alevi de unutmamak lazımdı. Barış ve Deniz'den arta kalan zamanlarda Ahu'nun başına nöbet tutuyorlardı. Hatta Herkül sevmediği kişileri Ahu'ya yanaştırmamak için hırlıyor ve hırlaması dikkate alınmadığında da havlıyordu. Hırlayıp havladığı kişilerin başında da elbette yıldızların bir türlü barışmadığı Berin Hala geliyordu. Kendi kendime gülerek omzumu yasladığım kapıdan ayırıp içeri süzüldüm. ''Hadi kahvaltınız yarım kaldı.'' dedim büyülenmişçesine Ahu'yu izleyen baba oğla. Deniz sesimi duyunca uyarıyla havaya dikilen kaşlarıyla bana döndü hemen. Sonra da Ahu'nun elini tutmayan elini işaret parmağını dudaklarına yaslayarak minik gözlerini belertti. ''Annem, şşt, kardeşim uyuyor.'' dedi ve endişeyle Ahu'ya dönüp kendince uyanmaması için ''Pişşş kardeşim, piş piş.'' diyerek kardeşinin göğsünü okşadı, sonra da eğilip başından öptü yavaşça. Kardeş kıskançlığı yaşayacak diye ödüm kopmuştu. Fakat Deniz, kardeşin daha doğmadan cüssesinin aksine kocaman kalan sevgi dolu kalbine kabul etmiş ve bizimle beraber sabırsızlıkla beklemişti onu. ''Hadi babam'' dedi gözlerim yardım istercesine ona çevrilince Barış Deniz'e gülümseyerek. ''Kahvaltımızı bitirip gelelim Ahu'muzun yanına.'' Babasının bir dediğini iki etmeyen Deniz, başını hızlı hızlı sallayıp gülümsedi ve kardeşinin elini dikkatlice bırakıp ona kollarını açan Barış kucağına atladı. Kollarıyla Deniz'i saran Barış, onu öpücük yağmuruna tutarken kokusunu içine çekmeyi de ihmal etmemişti kapattığı gözleriyle. ''Ama hadi rüyalar bekliyor.'' dediğimde de gülerek kucağındaki Deniz ile eğilip Ahu'nun elini öptü Barış dikkatlice. Sonra da yanıma adımladı ve benim yanağıma da gürültülü bir öpücük kondurdu. Deniz'in kıkırtısıyla odadan çıktıklarında iç geçirerek minik kızımın yanına ilerledim sessizce. Yumuk elleri, bir düğme kadar ufacık burnu, pembe dudakları ve tıpkı benimkilere benzeyen ela gözleriyle çok güzeldi. Barış'ın o doğana kadar sürekli dilediği şey gerçek olmuş, kızımız bana benzemişti. Sadece benden bir tık daha kumraldı. Yanına ilişip ipek yumuşaklığındaki elini avucuma aldım, uyanmaması için dikkatle ve içime sığmayan sevgimi vermiş olduğu doluluk hissiyle uzun uzun iç çektim. ''Babanla abinden bana fırsat kalmıyor annem.'' dedim gülüş bir fısıltıyla. Allah'tan emziriyordum da o süreçte birbirimize vakit ayırabiliyorduk. O anlarda minik gözleriyle bir yandan göğsümü emmeye çalışıyor, bir yandan da yüzüme bakıyordu. Bir süre sonra yorulup nefes nefese geri çekildiğinde alnında biriken ter damlalarını siliyordum parmak uçlarımla göz temasımızı koparmadan. O anlarda belli belirsiz tebessüm ediyordu bana. Sonra da alnını silen baş parmağıma parmaklarını dolayıp karnını doyurmaya devam ediyordu iştahla. ''Seni çok seviyorum Ahum, güzel kızım, ikinci mucizem.'' Eğilip elini bir kez daha öptükten sonra rahat rahat uyuyabilmesi için sessiz adımlarla ondan uzaklaştım. Fakat kapısını kapatacağım sırada içeri süzülen Herkül'ün Ahum'un ayak ucuna kıvrılıp uyumasını izledim dayanamayarak bir sürede. Alev'in kahvaltı ediyor oluşu herkese yaramıştı anlaşılan. Uykuya dalan iki ufaklığı huzurla orada bırakıp kapıyı çektim. Salona geçtiğimde Deniz her zamanki gibi babasının kucağında kahvaltısına devam ediyor. Bir yandan da Barış'a salatalık uzatıyordu. Rüya ise Burak'ın yemesi için ısrar ettiği yiyecekleri buhran geçirecek seviyeye geldiğinden reddediyordu. ''Leyla, şuna bir şey söyler misin?'' dedi masada Barış ve Deniz'in yanına oturduğumda tam karşımda kalan Rüya. Çok yemekle sağlıklı yemenin aynı şey olduğunu düşünüyor. Ama küçük öğünleri besleniyor Leyla. Burak'ın ona hak vermem için yüzüme dikilen gözleri, Rüya'nın ona destek çıkmam için kısılan bakışları beni her zamanki gibi yargıç konumuna soktuklarının göstergesiydi. Doktor ne diyorsa o diyerek omuz silktim. Aynen öyle, doktorun verdiği listeye göre besleniyorum ben diyerek kıkırdadı Rüya. Burak da somurtarak tabağındaki zeytinden attı ağzına yüzünü buruşturarak. O sırada kardeşim al diyerek bir parça salatalığı Rüya'nın karnına doğru uzatan Deniz ile kıkırtısı kahkahaya döndü Rüya'nın. Kardeş deme aşkım ben seni damat olarak alacağım kızıma dedi Rüya ve uzanıp Deniz'in yanağını öptü neşeyle. Rüya dedim ikaz edici bir tonla kaş göz işareti yaparak. Ne var kızım birbirimizden iyi dinir mi bulacağız diyerek ciddi ciddi omuz silkti Rüya. Deniz'in desen hem iyi huylu hem de yakışıklı. Bilerek başımı kenara salladım. Rüya Deniz büyüdü, sorguluyor yanında konuşulanları. Aklına böyle şeyler sokma lütfen. Bir dakika ya, ben kızımı kimseyle paylaşmam dedi zaten somurtan Burak'ta. Barış'la da dünür olmam. O
Konuşulanları gülerek sessizce takip eden Barış, Kur'an son cümlesiyle kaşlarını çatarak Deniz'i göğsüne bastırıp gözlerini kıstı sorgularcasına. Asıl ben oğlum sana damat olarak vermem. Huysuz ve suratsız adamın tekisin. Kim bilir neler yaparsın oğluma diyerek burun kıvırdı. Kızın da sana çekerse zaten hiç olmaz. Şokla Barış'a döndüm. Özellikle Burak ile bir araya geldiklerinde iki küçük oğlan çocuğuna dönüşüyor olmalarını hala daha garipsiyordum. Aferin dedim hepsine kınayıcı bakışlarımı üçünün üzerine dolaştırarak. Şaka yolu da olsa çocuklarınız adına konuşarak onların sınırlarını ihlal ediyorsunuz. Üçü de susup başlarını önlerine eğerken Deniz eliyle alnını kaşıyarak annem damat ne diye sordu. Yetişkin olunca yani büyüdüklerinde evlenmeyi tercih eden erkeklere deniyor babam. Barış beni açıklama zahmetinden kurtarırken telefonuma gelen mesaj bildirimiyle masada duran telefonumu elime aldım. Yabancı bir numaradandı. Bildirime tıklayıp açtım mesajları. Leyla, güzel kızım, seni çok özledim. Uzun zaman oldu ve ben cesaretimi toplayıp ancak yazabiliyorum sana. Anne olduğunu öğrendim. Şimdi beni en iyi senin anlaman lazım kızım. Evlat sevgisini tattın çünkü. Hasretine daha fazla dayanamıyorum. Tedavi oldum ama sensiz olmuyor, akmıyor hayat. Lütfen benimle görüşmeyi kabul et. Yalıda yaşıyorum artık. Yeni ve temiz bir başlangıç için başka eve taşındım. Adresi yollayacağım. Seni bekliyorum annem. Lütfen gel. Yalvarırım. Adres bilgisini yolladığım mesajı detaylıca okumadan mideme düşen köz ile ekranı kilitleyip yutkundum. Antakya'da olanlardan sonra onunla en ufak bir iletişimimiz olmamıştı. Şimdi bir anda böyle mesaj atması şaşırtmıştı beni. Görmeye çalıştığım ve annemle ilgili olan karanlık hisler kalbime çullanmıştı ister istemez. Su isteyen var mı diyerek kalktım masadan. Sesimin titrek çıkmasına mani de olamamıştım üstelik. Masada su var zaten Leyla. Burak'a bir cevap vermeden başımı sallayıp gözlerimi hiçbirine değdirmeden mutfağa geçtim hızlı adımlarla. Anında peşimden gelen Barış da içeri girerek kapıyı kapattı ve karşıma geçerek yüzümü avuçlar arasına aldı telaşla. Leyla'm ne oldu? Bembeyaz olmuşsun. Titreyen ellerim arasında güçlükle tuttuğum telefonu Barış'a uzattım. Sağ elini okşadığı yanağımdan ayırmadan sol elini aldığı telefonun ekranına indirdi gözlerini. İfadesi donuklaştı, yüzü kasıldı ve gözüne belirgin bir soğukluk çöktü. Kızı pisliği geberip gitti, ezgi manyağı mesleği bırakıp ortadan kayboldu dedi ve dişleri arasından uzun kızgın bir soluk verdi. Üzgünüm, sol yapamayacağım. Annen de benim için o ikisiyle aynı yerde ve onun da ömrümüzce bize dokunmasını istemiyorum. Boğazımı yakan düğüm gözlerimi doldururken Barış ile aynı düşüncede olmak, bir anneye karşı bu şekilde hissetmek ister istemez canımı yakıyordu. Onu asla affetmeyeceğim dedim başımı sallayarak. Anne sevgisi yok içimde. Bir evlat olarak bunu söylemek hiç kolay değil. Üstelik anne olmuş bir evlat için. Yutkunarak başımı yere eğdim. Ama en nihayetinde annem işte Barış dedim titreyen sesimle. İster istemez bilincimin bir kısmı onun yerine koyuyor beni. Yalnızca annelik kısmına. Sonra Deniz ve Ahu'yu uzun zaman görememe ihtimalim düşünüyorum. Nefesim kesiliyor. İçine gürültülü bir soluk çekerek senin annediğin yanında o kadının ikinin esamesi bile okunmaz dedi ellerini saçlarıma uzatıp okşayan Barış. Güzel ve merhametli kalbin neye karar verirse versin yanındayım ben Leyla'm. Ama çocuklarıma gözüyle bile dokunsun istemiyorum diyerek yaklaşıp alnımı öptü. Anlıyorsun beni değil mi güzelim? Anlıyordum. Onunla eskisi gibi olmam mümkün değil. Diyorum ya yüreğimde sevgisini hissetmiyorum. Ya çok derine gömdüm o hissi, ulaşamıyorum ya da tamamen söküp attım derken Barış'ın sevgi dolu narin dokunuşlarıyla gevşemeye çabalıyordum. Her şey çok farklı olsun isterdim. Annem olarak kalabilsin isterdim. Sonlara doğru hüzünlü sesimin neredeyse ağlamaklı çıkmasıyla kollarıyla bedenimi sararak sımsıkı sarıldı bana Barış. Karanlıkta kaldığımı hissediyor, sıcak sevgisiyle içimi aydınlatmak istiyordu. Senin hiçbir şeyin huzursuz etmesini istemiyorum. Arada kalan güzel kalbin evlatlık görevini yerine getirmeni istiyor dedi ve bir şeyler daha eklemek istedi ya da ben öyle anladım ama devam etmedi. Tekrar konuştuğunda da gidip anneni görmek seni rahatlatacaksa gidelim. Ben seni beklerim dışarıda diyerek yutkundu. Bilmiyorum dedim. Sahiden de bilmiyordum. Annemdi ama içi boşalmıştı bu kelimenin. Yasemin teyze benim için daha uygundu bu sıfata mesela. Ya da Emel anne.
İçimdeki engelmeyi hisseden Barış sırtını sıvazlayarak yanağımı öperken, canını sıkma Leyla'm, sen ne istersen, nasıl istersen öyle olacak dedi ferahlayabilmem için sesin kadife yumuşaklığına çıkararak. Dışarı verdiğim sıkıntılı solukla alnımı omzuna bastırıp boynunu öptüm. İyi ki varsın diye fısıldadım sonra da minnetle. Deniz, yapma böyle oğlum. Boynuma doladığı kollarını çözmeden ağlamaya devam edince omzundaki çantayı kapıda diken Barış'a uzatarak Deniz'le beraber dizlerim üzerine çöktüm. Ensesini, yanaklarını ve alnını öperek ağlamaktan sırılsıklam kesilmiş yüzünü avuçlarım arasına aldım. Aşağı bükülmüş minik alt dudağı ıslanmış siyah uzun kirpikleri arasında kalan kızarmış gözleriyle bana bakıyordu şimdi. Anneciğim, kardeşin doğmadan önce işe gidiyordum ben her gün, hatırlamıyor musun? Evden ilk kez çıkmıyorum ki dedim gülümseyerek. Çok uzun sürmeyecek, söz veriyorum evde olacağım 1-2 saatte. Ruh hıçkırıklarla inip kalkan göğsüyle burnunu çekerek annem gitme dedi ve minik ellerini uzatıp yanaklarımı sevdi belli belirsiz temaslarla. Annem ne oluyor gitme. Annemi yarım saatliğine de olsa görmeye karar vermiştim. Ona karşı anne sevgisi beslemiyordum ama nefret de etmiyordum. Lütfenmişti içimde onunla ilgili her şey, fakat gidip iyi olduğunu görmem gerektiğini söylüyordu içimdeki buyurgan ses. Ya da yalnızca anneliğini anlayan duygusal anne yanım. Zira bir ömür aklımın da kalbimin de bununla kurcalanmasını istemiyordum. Babam, Yasemin teyzem bugün limonlu kurabiye yapacak. Çok yoruluyor biliyorsun. Biz gidip gelene kadar ona yardım etmeye ne dersin? Dedi bana yardımcı olabilmek için dizleri üzerine çöken Barış'ta. Döndüğümüzde Herkül ve Alevi'yi de alıp parka gidersem. Elini uzatıp Deniz'i kendine çekerek avuç içini öptü. Sonra da alnını ve yanaklarını. Harika olur dedim ellerimi çırparak. Hem kurabiyelerden oradaki başka çocuklara da ikram ederiz. Hatta Hazal ve Arife de bize katılmalarını teklif ederiz. Bizi dikkatle dinleyen Deniz gülümseyerek başını sallasa da babasının kollarından sarılıp tekrar boynuma sarıldı. Kokumu sessizce için çekerken de mis annem dedi tatlı bir tonla iç çekerek. Hemen del oluyor mu? Ahı doğduğundan beri yan yana olduğumuz için ayrılmak zor geliyordu minik yüreğine. Geleceğim annem dedim. Neden olduğunu bilmediğim gözlerimi kırpıştırarak yutkundum. Yanaklarından uzun uzun öptüm onu, kokusunu içime çektim. Seni çok seviyorum. Ahu'yu da seni de çok seviyorum Deniz'im diyerek avuç içinde öptükten sonra ayağa kalkıp mutfak kapısından bizi bekleyen Yasemin teyzeye yönlendirdim Deniz'i. Babasına ve bana öpücük attıktan sonra Yasemin teyzenin elini tutup mutfağa girdi. Gözüm az önce emzirip uyuttuğum Ahu'nun bulunduğu odaya kayarken gözlerimdeki yaşlar artmış, boğazım sancmıştı. Bunu fark eden Barış, Leyla'm gitmek zorunda değilsin derken başımı iki yana sallayıp gözlerimdeki doluluğu yok ettim. Deniz'den etkilendim sadece. 2 aydır sürekli beraberiz, ondan bu kadar üzüldü ve gücendi sanırım diyerek elimi uzatıp elini tuttum ve yüzüme tereddütle bakan gözlerine diktim, gözlerimle gülümsedim. Hadi bir an önce gidip gelelim. Parka gitmek için bizi elindeki kurabiyelerle terasta bekleyecek olan bir ufaklık var çünkü. Elini tutan elim dudaklarına yaslayarak öperken başını salladı ve ellerimizi ayırmadan evden ayrıldık. Trafiğin yoğun olmaması annemin yolladığı adrese çok sürmeden gelmemizi sağlamıştı. Adresini attığı evin hemen önüne arabayı park eden Barış, beni incelerken ben de annemin yalıyı aratmayan yalı dairesini inceliyordum. Karaya, karanın getirdiği şatafata ne ara bu denli düşkün olmuştu anlayamıyordum. Kendi kendime güldüm. Annemi yıllarca tanıyamamışken bu özelliğini kaçırmam da garip olmasa gerekti. Yüzümü beni izleyen Barış'a çevirerek sevdiğim adama içtenlikle gülümsedim ve uzanıp dudaklarına ufak bir buğse kondurdum. Hemen döneceğim sevgilim dedim ve elimi ayağına yaslayıp sakalsız tenini okşayarak gözlerime takılı kalan gözlerini izledim uzun uzun. Annemle görüşecek olmamdan memnun değildi, lakin kararıma saygı duyuyordu. Hadi gülümse diyerek yanındaki elimi çenesine kaydırıp baş parmağımı dudakları üzerinde gezdirdim hafifçe. Hadi gülümse ve sonra da beni öp. Söylediğimi yaparak gülümsedi ve dudakları üzerinde gezinen baş parmağımı öptü önce. Ardından da koltuğundan bana doğru uzanıp ellerinden birini enseme, diğerini de sırtıma yaslayarak dudaklarımızı birleştirdi beklemeden. Birbirimizi aşkla yoğrulmuş büyük bir tutkuyla kaç saniye veya belki de dakika öptük bilmiyordum. Onunla öpüşürken kaybolan zaman mekan mevhumu yine ortadan kaybolmuştu çünkü. Soluk soluğa geri çekildiğimizde alnını alnıma yaslayarak burnumun ucunu öptü.
Seni rahatsız edecek tek bir kelime ederse oradan hemen çık dedi, elleri yüzümün iki yanını sararken soluk soluğa. Böyle bir ihtimalde tek saniye kalmayacağımı biliyorsun dedim onun gibi soluk soluğa. Bu sadece görev gibi bir şey Barış. İyi olduğunu görüp geleceğim o kadar. Uzaklarıma tekrar güçlü bir öpücük kondurarak hafifçe geri çekildi. Elleri hala yüzümü sarıyor, ılık nefesi yüzüme çarpıyor ve yıldızları gördüğüm gece siyahı gözleri gözlerime aşkla bakıyordu. Hadi hemen git gel dedi yanaklarımı okşayan elleri saçlarıma kayıp nazikçe onları da severken iç çekti. Burada bekliyorum. Başımı sallayıp saçlarımı okşayan ellerini öperek gülümsedim. Hemen geleceğim. Elleri benden yavaş uzaklaşırken ona gülümsemeye devam ederek arabadan indim. Çantamı omzuma asarak apartmana doğru yürüp annemin dairesinin zilini çaldım. Apartman kapısının aralanmasını beklerken de arabasına inerek kapattığı ön kapıya yaslanmış, göğsüne birleştirdiği kollarıyla beni izleyen Barış'a dönüp el salladım. Gülümseyerek o da bana el salladı. Ardından otomatiğe açılan kapıdan içeri süzülüp katları arşınladım. Dairesinin önüne gelince hissizce kapıyı çaldım. 30'lu yaşlarda kumral, yeşil gözlü genç bir kadın açtı kapıyı. Muhtemelen yardımcısıydı. Fakat heylam diyerek kapıyı açan kadının peşinden bana doğru yeltenen annem ile bir şey söyleyemeden kapının önünden çekilip sol tarafa yürüdü kadın. Annem ise beni ellerimle tutarak içeri çekmiş, tepkisizce sımsıkı sarılmıştı bana. Kapının önüne kadar hissiz kalan ruhum annemin çocukken bana sık sık pişirdiği tarçınlı fındıklı kurabiye kokusunu almamla burkulurken yutkundum. Bir zamanlar o kurabiyeleri dışarıdaki yağmuru izlerken yemekten ne kadar hoşnut olduğumu anımsadım. Annem ve babamın bana sahte bir aile arka planı oluşturduğunu bilmediğim o günleri. Gel güzelim dedi saniyeler sonra ve sarılışına karşılık vermiyor oluşumdan gocunmayarak ellerimi tutup sağ tarafa yüksek tavanlı manzarası denize sıfır olan salonuna çekiştirdi beni. Bej ve krem renkleriyle döşediği salonu kullandığı soft renklere karşın şatafattan geri kalmıyordu. Ayrıntıları incelemekle vakit kaybetmemek adına pencerenin önündeki tekli koltuklardan birine oturdum hemen. Annem de neredeyse bir diz mesafesi kadar yakınımdaki diğer tekli koltuğa oturdu ve hasretle yaşaran gözleriyle beni inceledi. Nasılsın diye sordum omzumu astım çantamı indirip kucağıma alarak. Tedavi olduğunu yazmışsın. Neredeydin? Amerika'da özel bir psikiyatri kliniğindeydim dedi rengini koyulaştırdığı saçlarını omzun gerisine iterek. Ardından da başını yere eğip annelik nasıl diye sordu. Güldüm. Kalbim burkan bir gülüştü fakat bu. Zira özannemle iki yabancıdan farksızdık. Güzel dedim kesilip atarak. Nedense detay vermek istememiştim. Ses çıkarmadı. Birkaç saniye boyunca da konuşmadı. Nurdan çay servisini yapıp çıkabilirsin sen kızım diye seslendi tekrar konuştuğunda muhtemelen kapıyı açan kadına. Sonra da bana dönüp gülümsedi. Sana sevdiğim kurabiyelerden yaptım Leyla'm. Hatırlıyor musun? Her cuma okuldan gelince hafta sonu ödül olarak isterdim benden. Seslendiği kadın elindeki çay tepsisi ve kurabiyelerin bulunduğu ufak tabaklarla içeri girerken başımı salladım hatırladığımı belirtmek adına. Yüzeni kaplayan tarçını sıyırırdım, yiyemezdim. Ama verdiği aromadan da vazgeçemezdim dedim dudaklarıma oturan belli belirsiz kırık tebessümle dalgınlaşarak. İsmi Nur'dan olan kadın oturduğumuz koltukların arasında kalan cam sehpaya kurabiyeleri ve çay bardaklarını bırakarak salondan çıkmadan önce anneme dönerek marketten istediğiniz başka bir şey var mı diye sordu. Krem al, akşama tavuk yaparsın dedi annem de ona ve dönüp bana baktı. Yemeği kalır mısın anneciğim diye sordu. Her şey normalmiş gibi davranması beni gelip sinirlendirse de başımı kenara sallayarak yanıtladım onu. Sonra da yardımcısının önce salondan ardından da evden çıkışını izledim. Hadi anneciğim kurabiyelerinden ye dedi annem sessizliği bölen kişi rolünü tekrar üstlenerek. Çay istemezsen çocukluğundaki gibi süt getirebilirim. Ne ben o günlerdeki çocuk Leyla'ydım, ne de annem o günlerdeki annemdi. Ona bunu söylemek için keskin bakışlarımı yüzüne çevirdiğimde yüzünde gördüğüm yoğun hüzün ve yaşlara dolu titrek bakışlar adındaki sevgi istenci mani oldu buna. Gaddar olmak istemiyordum. Belki gerçekten iyi biri olmak için çabalıyordu. Ama benden eskisi gibi olmamızı beklemesindi, olamazdık. Seni paramparça ettim değil mi? Diye sordu ağlamaya başlayarak. Leyla, Leyla'm. Ben bu hayatta yalnızca seni ve Haldun'u ölesiye sevdim. İkinizi de peş peşe kaybedince kafayı yedim. Dayanamadım kızım. Gittikçe şiddetlenen hıçkırıkları boğazıma yumru olarak otururken sesini çıkarmadım. Ağlamadım da. Çünkü ağlamaya başlarsam içimdeki yıkık dökütlüğü ona haykırır. Onu o enkazla baş başa bırakarak çekip giderdim. Yapmadım.
Serzenişlerini ağlayarak diz dövmelerini ve pişmanlıklarını dinledim sadece. Onca kirli oyun arasında kurban edilen biz olduk Leyla. Anneliğimi kaybettim, yavrumu kaybettim. Hıçkırıkları yavaşça iç çekişlere dönerken ayağa kalkıp karşıma geçti ve dizleri üzerine çöktü, önümde affedercesine. Ayaklarına kapansam da beni affetmeyeceğini biliyorum annem. Ama en azından seni çok sevdiğimi bil, anla diyerek ağlamaktan kızarmış gözlerini gözlerime dikti ve tabakayı kurabiyelerden birini alıp bana uzattı. Benim minik Leyla'm olarak yer misin? Bugünkü Leyla olarak yemeyeceğini biliyorum çünkü. Tekrar omuzları sarsan sarsan ağlamaya başlarken elindeki kurabiyeyi bana uzatmaya devam ederek başını dizlerim üzerine yatırdı. İsmini sayıklayıp dizlerimi öperek ağlamaya devam etti. Boğazımdaki düğüm, göğsümdeki ağırlık her geçen saniye artarken gözümden süzülen bir damla yaş elimin üzerine düştü usulca. Ardından bir damla daha, bir damla daha. Eline sağlık dedim boğuk bir tonla. Sesim çocuk Leyla'nın sesinde çıktı sanki. Ya da zihnim o günlerde çalkalandığından ben öyle algıladım. Annemin ağlamaktan sırılsıklam olan yüzü gömüldüğü dizlerimden ayrılıp yüzüme dikilirken bana uzattığı kurabiyeyi alıp ısırdım. Isırmamla gözlerinde yükselen canlı sevinçle gülümsedi ve kurabiyeyi yiyişimi istedi nefesini tutarak parlayan gözleriyle. Çocukluğumdaki tadı yoktu ama gaddarlaşmaya reddeden kalbim kalan kısmında yemin buyuruyordu. Afiyet olsun annem, bir tane daha yer misin diye sordu. Başımı iki yana salladım. Hayır, teşekkürler. Başını tekrar dizlerime yatırarak dakikalarca dizlerimi öpüp bacaklarıma sarıldı. Af diledi benden. Fakat ikram ettiği kurabiyeyi yemekten ötesini yapamadım. O da bir süre sonra ağlamaktan vazgeçip elleriyle yüzünü silerek toparlandı. Çay içmeyecek misin diye sordu ayağa kalkıp kendini dakikalar önce kalktığı koltuğa bırakırken. Su içsem daha iyi dedim. Zira kurabiye midemi yakmıştı. Hemen getiriyorum diyerek ayaklanıp koşar adımlarla çıktı salondan. Birkaç dakika içinde geri döndüğünde kuruyan dudaklarımı dilimle ısıtıp uzattığı sudan aldım birkaç yudum. Fakat midemdeki yanma hissi içtiğim su ile azalmak yerine artınca daha fazla içemedim. Sehpaya bırakarak boğazımı temizledim. Ben kalkayım artık, iyi olduğunu görmek için gelmiştim diyerek çantamı koluma asıp yüzümü beni dikkatle izleyen anneme çevirdim. İyi olmana sevindim gerçekten dedim belli belirsiz gülümseyerek. Seni çok seviyorum Leyla dedi yaşlara dolan dalgın gözlerini yüzümden ayırmadan titreyen sesiyle. Bir şey söyleyemedim. Başımı önüme çevirip ayağa kalktım. Lakin kalkar kalkmaz ensemin çekildiğini, midemdeki yangının hızla göğsüme ve boğazıma sıçradığını hissettim. Ardından da yüzümün ateşi tutulmuşçasına yandığını, ölmemek için bir anda uyuşmaya başladığını hissettim. Elimle ağzımı örterek kaşlarımı çattım. Leyla, annemin sesiyle başımı çevirip yüzüne baktım ancak bunu yaptığımda başım delicesine dönmeye başlamış ve sendelemiştim. O sırada bileğime yapışan elini hissederek yutkundum güçlükle ve gözlerim yüzünü buldu. Tekrar ağlamaya başlamıştı. Hem de hıçkırarak. Korkma annem, her şey mükemmel olacak dedi ağlamaya devam ederken bir yandan da gülmeye başlayarak. Artık hiç yanan mideme güçlü bir yumruk yedim sanki an. Aklıma gelen şey korkmuştu. Ne? Dediğinde sesim uldamaya başlayan kulaklarıma oldukça yabancı çıkmış, ardından da burnumdan süzülen sıvı hissederek elimin tersini burnuma yaslamıştım. Bulanıklaşan bakışlarım elime yayılan kanı bulurken kalbim deli gibi atıyordu artık. ''Ne yaptın sen?'' diye bağırmaya çabaladım ama sesim kesilen solunumla beraber azalarak kayboldu. Bedenimi artık taşıyamayan ve zangır zangır titreyen bacakların üzerine yığılırken annemin de benimle beraber geri düştüğünü ve saçlarımı okşamaya başladığını hissediyordum şimdi. Beraber gideceğiz bu dünyadan annem. Ben bu sefer senin elini hiç bırakmayacağım dedi derinden gelen ve mutlu çıkan hastalıklı sesiyle. Söz veriyorum hiç ayrılmayacağım. Hayır dedim güçlükle boğazımdaki baskı artarken. Hayır. Çocuklarıma da sevdiğim adama da duymamıştım ki hiç. Anne ölmek istemiyorum dedim. Kapanmak üzere olan gözlerimden süzülen yaşlara eşlik eden cılız bir tonla fısıldayarak. Barış'ı, Deniz'le Ahu'yu bırakamam. Artık ayrılmayacağız annem. Ölmek istemiyordum fakat önceliğim kendim değildim, ailemdi. Ailemi yaralı ve yarım bırakamazdım. Çocukların minik yüreklerini acıyla kazınlamaz, anne hasretiyle büyümelerine izin veremezdim. Ya Barış? Barış'ı hiç iyileşmeyecek bir yarayla nasıl baş başa bırakırdım?
Güzel gözlerindeki yıldızları sonsuza dek söndüremezdim. Devam edemezdi çünkü biliyordum. Nefes alamadığımı hissederek son bir gayretle ambulans çağır lütfen dedim gözlerimden durmaksızın boşalan yaşlarla büyük ölçük konuşarak. Fakat hayata tutunmak için direnen bilincim yanındaki hareketlenmenin ve hemen ardından da patlayan silahın sesiyle tamamen karanlığa gömüldü. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.